Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 22 Ocak Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Altılı Gayan'ımız 3. koşulu itibaren startı verilecek. Evet, ben 1. koşulu itibaren 1. dörtlü Gayan 7 plase oynayacak arkadaşlar için tabii ki kendim de deniyorum. Ufak bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun. Evet, 1. koşulu itibaren startımız veriliyor. Saatlerimiz 17.45'i gösteren bir maiden koşu. 4 yaş Arapların 1400 metre kuma çıkacak. 12 safkanımız yer alacak. Evet, burada Banko ile başlayacağız. O da Adalı Bey'i diyeceğiz. O da Mehmet Nuri Sunkar'la. İlk defa buluştu. Yaptığı iki koşusu da Ankara'da 1200'de, sonra Adana'ya geldi 1400'de. Bu mesafede çok çok başarılı bir koşu çıkarttı. O gün Kumbey kazanmıştı. Ekürüs'te siyah beyaz vardı. Sevgili Ayhan Kurşun'la kazanmıştı. Vera Tabiş o gün safkana bence iyi bindi ama Kumbey'e yapacak bir şey yoktu. Koşudan bir ikincilik de ayrıldı. Şimdi koşuya döndüğümüz zaman yani burada tam olarak istikrarlı bir safkan olduğunu düşünmüyorum. Bir tek Taylan'ın var, 9 nolu safkanımız Ercan Çankaya son yaptı. Şanlıurfa pistinde 7.likte ayrıldı. Biliyorsunuz Diyarbakır Şanlıurfa'da koşularına ilk defa buraya geliyor. Bir Taylan'ın var ama ben Adalı Bey'in burada Mehmet Nuri Sunkar'la geçeceğini düşünmüyorum. Birinci dörtlük ayarımızda ben banko olarak tercih yapacağım 1 nolu safkanımızı. Arkasını 9 nolu Taylan'ın ve 7 nolu Şahtaç diyeceğiz. O da Ahmet Çelik tercihine etkili bir koşu mutlaka gelecektir. Dileyen arkadaşlar bu 3 safkanı da yazıp da geçebilir ama ben 1 nolu Adalı Bey tarafındayım. Banko olarak değerlendireceğim. 9'da 7'yi ikili için tercih yapacağım. Evet, ikinci koşumuza devam edelim. Şartlı 2 bir koşu. 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet, burada da 7 plase ve 1. üçlü gayrımız start alıyor. Benim burada ilk tercihim 2 nolu safkanımız Corcovado olacak. O da Yakup Aras'la ilk defa buluştu. 203 günlük bir arası var ama grubun gerçekten iyi bir grup yakaladığını düşünüyorum. Bakalım bu 203 günlük aradan sonra uzuna çıkacak. Nasıl bir koşu sergileyecek? Ben yine de iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum ilk tercihim. İkinci atım yine aynı şekilde 250 günlük bir aradan sonra pistlere dönen Müslüm Çelik'te tekrar buluşan 7 ve 8 nolu safkanımız. O da 120 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Mehmet Salih Çelik tercihine. O da Mehmet Salih Çelik zaten. Devamlı 14 kere binip ikisini kazandılar. Yarın bunu da dile getirip kuponumuza mutlaka yer vereceğim. Yani burası bende 2, 7 ve 8 hep yani ara veren safkanlar tarafında olduk sevgili dostlar. Ama kaliteli isimler, o yüzden kalite her zaman kalitedir sevgili dostlar. 2, 7, 8 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar. 7 plase için 2 ile 7'yi tercih yapabiliriz. Evet. Üçüncü koşu altılı gayanımız burada start alıyor. Bir maiden 4 yaş Arapların 1400 metre kuma çıkacak. Evet, burada da 11 safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Yani burada baktığımız zaman 4 nolu pehlivan İsmet Ercan Çankaya ile ikinci kez buluşuyor. Yaptığı son koşusu 1400'de bu mesafede yarım boyla Kurovalı'ya geçilmişti. Biliyorsunuz güzel bir koşu gelmişti. Yakışıklı mı olsun, Kırkçek, Çeri, Sarraf Gülü, yani bunlar da vardı. Onları da geri planda bırakmasını bilmişti. Güzel bir koşu çıkartmıştı. Yarın yani koşunun şanslı ismi olacağını düşünüyorum. Ve iki nolu Fedakar Müslüm Çelik de. Yani bu iki safkan sanki bu grupta yeterli gibi görünüyor. Ama ben burada 5 nolu Sarı Başak, Emrah Sincan'la, 8 nolu Yakışıklım Aziz Akdemir'le, 1 nolu Acun Baba ve de 6 nolu Siyah Beyaz sevgili dostlar. Yani bu safkanlara da çok çok dikkatliyeceğim. Hele hele 3 nolu safkanımız son koşusunda bir altıncılık yaptı. O günde sürdürek favoriydi.
Yani 4-2 ufak bir çeyrek arkadaşlar oynayacak arkadaşlar yeterli olacaktır. Ama birinci altılgay yani altılgayımızın ilk ayağı birazcık bana karışık geldi. Yani 4-2 çizgi 5-8-1-6-3 benim altılgayımızın ilk ayında yer vereceğim. Safkanlar sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşu handikap 14. 4 vekor İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alacak. Evet, baktığımızda Boldan Suruç, Müslüm Çelik de start alacak. Kazandığında Adana'da Şartlıörf 1300'ü iyi bir koşu çıkarttı ama son koşusunda anlamadığımız bir koşu geldi. Çünkü o zaman anlamadığımız derken hem mesafe kısa oldu. Çünkü önlerde tempoya böyle çok safkan vardı. O da Boldan Suruç'ta bunlara katılamadı zaten. Yani Last Pass, Hikaye, Vahşi Kız, Yıldızan yani iyi safkanların arasında mücadele etti. Yani sonuncu olması normal bir sonuçtu bence. Koştan 7 safkanın arasında 7.lik de ayrıldı. Şimdi mesafenin 200 metre daha uzaması Boldan Suruç'a çok çok yarayacaktır. Benim ilk tercihim 4. İkinci atım 1 no King of Grass diyeceğiz. Ayan kurşunla mutlaka değerlendirelim. Sonradan 2 nolu safkanımız kuponlarımız olmazsa olmazlardan biri olacak. 5 nolu Atlas'ın ve de 6 nolu Kimo Land diyeceğim Ercan Çankaya'yla. Evet, sıralamam 4, 1, 2, 5 ve 6 şeklinde bir sıralamamız oluştu. Evet, 5. koşu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkacaklar. Evet, 7 safkanımız yer alacak. Evet, burada da 4 nolu Oğuz'un rüyası yaptığı iki koşusunda da mükemmel koşular çıkarttı. 1900 kazandı. 1200'e kısa uzun fark etmesin. Yani iyi koşular çıkarttı. Yani ben 1200'ü kazandı. Ondan önce zaten 1400'e start almıştı. 1200'ü kazandı. 1900'e çıktığında yani birazcık zorlanabilir dedik ama o gün de çok çok sürdürerek favori çıktı. Yani mükemmel bir koşu sergiledi ve de kazandı. Yani kazanma yine yakın Hişman Çizik'le ama ben burada son koşusunda Germuşlu Fuat şimdi Muhammed Özdemir'le start alacak. O koşuda bir üçüncülükle ayrıldı. Ondan önce bir beşinciliği var. Şanlıurfa'ya gitti. Tekrar Adana'ya geliyor. O gün için yani çok geç bir çıkış yaptı. Eğer bir iyi çıkış yapmış olsaydı o zaman Oğuz'un rüyasına zor anlar yaşatacaktı. Abdullah Çankaya'yla. Ben yarın iyi bir çıkış yaptığı takdirde bu Germuşlu Fuat'tan çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Ben ikinci tercihim ve de 5 nolu safkanımız Ercan Çankaya'yla yazma taraftarıyım. 4, 2 ve 5 benim bu koştaki sıralamam. Evet, 6. koşu kısa vade 6. 5 vekur Araplar 2000 metre kuma çıkacaklar. 6 safkanımız yer alıyor gerçekten. Yani çekişmesi zevkli bir mücadele, izlemesi zevkli bir mücadele olacağını ben düşünüyorum. Burada yarın benim banko ismim o da 5 nolu Taşan olacak. Ayhan Kurşun'la yaptığı grup 3'te 2000'de bir üçüncülük elde etti. Mazlum Kral Zafer Meydanı o gün biri birinci biri ikinci oldu. Taşan da hemen onun arkalarında çok yakın ara bir üçüncülük elde etti. Özbatu, Onagazi, Yıldırım İzi bunlar da vardı. Müslüm Çelik de start alan Taşan o gün onlara müsaade vermemişti. Şimdi Ayhan Kurşun tercihine piste çıkacak Taşan. Ben Taşan'ın bu koşu galip geleceğini düşünüyorum. Yarın için benim banko ismimdir. Banko adayımdır sevgili dostlar. Evet, ikili için 6 nolu Yıldırım İzi ve de burada 4 nolu Özbatu olabilecek safkanlar ikili için. 5 banko markası 6 ve 4 benim ikili için önereceğim safkanlar. Evet, 7. koşumuz bir maiden 4 yaşlı Araplar 1400 metre kuma çıkacaklar. 11 safkanımız yer alacak bu koşta. Evet, koşuya baktığımız zaman yani gözümüze çarpan burada 2-3 safkan çıkıyor ama bir tane de sürpriz bir isim var. O da geri planda kalacağını düşündüğüm onu da ben kuponumda yazma taraftarıyım. Evet, ilk tercihimiz 11 nolu Savaşçı Hatun diyeceğiz. Mehmet Akyoz'da ikinci atım 2 nolu Haydar Berk Aziz Akdemir'le 1 nolu Güntaylı ve de burada yaban atılmayacak bir safkan önereceğim. O da Serkan Yıldız da start alıyor. Son iki yarışı 5.likte ama Hazimet bu safkana çok çok dikkatleyeceğim. Benim
dördüncü tercih edeceğim safkanlar arasında. Evet, 11, 2, 1 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Evet, 8. koşumuza geçelim. 8. koşumuz handikap 16, 4 ve kuru Araplar 2100 metre kuma çıkıyor. 14 safkanımız yer alacak. 5 nolu Pişman Ağa ve 8 nolu Ramsey Bey Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada 5 nolu Pişman Ağa sevgili dostlar Ekür avantajını da yakalamış. Yani yarın koşun en şanslı ismi olacağını düşünüyorum. Ama burada da yanında ben 2 safkan önereceğim. Onlar kimler? 9 nolu safkanımız Kurtuluş Bey Mehmet Salih Çelik'le start alacak. Daha hiç kazanamadılar kendisinde. Şanlıurfa'dan geliyor. Yani burada etkili bir koşu mutlaka gelecektir. Uzunda çok çok başarılı koşan bir safkanımız Mehmet Salih Çelik de kesinlikle es geçmeyeceğim sevgili dostlar. Yani Pişman Ağa çok çok ciddi bir rakiptir. Ve de 7 nolu kahraman, büyük kahraman diyeceğiz. Müslüm Çelik de bunu da atlamadan kuponumuza mutlaka şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Evet, buradaki sıralamamız 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 5 nolu Pişman Ağa, 9 nolu Kurtuluş Bey ve de 7 nolu büyük kahraman diyeceğiz bu koşuda. Evet, Bursa'dan aktaracağım Adana şablonu da buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar. Yazdığınız ganyan olsun.